Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina Muhammedin salavat. Bakara suresi 8. ayet-i kerimede kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Ve minen nasi men. İnsanlardan öylesi var ki yegûlu der. Ne der? Âmennâ, biz iman ettik. Billâhi Allah'a ve bil yevmil âhir ve ahiret gününe. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik der. Ve mâ hum, halbuki onlar değildir bir müminin iman ediciler. Cenab-ı Hak münafıklardan bahsediyor. Kalbiyle tasdik etmediği halde diliyle iman ettiğini söyleyenler. İmam Begavi, İmam Alusi, Fahru Razi Hazretlerine göre bu ayeti kerimelerde anlatılan kimse Abdullah İbni Übey İbni Selul ve arkadaşlar. Münafıkların reisi ve onun etbaı. Ve minen nâsi men, onlar diyordu ki âmennâ billâh ve bil yevmil âhir, biz Allah'a ve ahirete iman ettik. Niçin onlar iman etmedikleri halde iman ettiklerini iddia ediyorlar? Çünkü Müslüman gibi gözüküp İslam'ın nimetlerinden faydalanmak istiyorlar. Ganimetten pay almak istiyorlar. Müslümanlarla evlenmek istiyorlar. Müslümanlara varis olmak istiyorlar. Ve iman ve İslam sebebiyle emin olmak istiyorlar. Cizye vermek istemiyorlar. Yani sadece dünyevi maksatlar, dünyevi arzular sebebiyle biz iman ettik. Allah'a da, ahiret gününe de. Ve mâ hum bi mu'minin. Bi mu'minin, orada bir bi var. Arapçada tam 15 tane bi var. Buradaki bi nefi te'kid. Yani olumsuzluğu güçlendirme bi'si. Onlar asla ve asla kat'a iman etmiş değiller. Subhanallah. Cenab-ı Hak kalpte tasdik olmadığı için dille yapılan imanı kabul etmedi. Yuhadi'un Allah. Onlar Allah'a karşı hud'a yaparlar. Hud'a kişinin kalbinde olmayan bir şeyi dille söyleyip muhatabını aldatması. Tam kelime karşılığı bu. Yuhadi'un Allah. Onlar Allah'a hud'a yaparlar. Lakin Cenab-ı Hakk'a karşı hud'a mümkün değildir ki. Çünkü Cenab-ı Hak kalpleri bilendir. Hud'a ancak kalbi bilemeyene yapılır. O zaman onların Cenab-ı Hakk'a karşı hud'ası hangi manaya gelir? İki farklı görüş var. Birinci görüş, buradaki murad-ı ilahi yuhadi'une rasul. Onlar Allah'ın Resulüne hud'a yaparlar. Bu şuna benzer. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh.
Muhakkak ki seninle anlaşma yapanlar, sözleşme yapanlar Allah ile sözleşme yapmıştır. Yadullahi fevga eydihim. Onlar sözleşmede elleri üzerine el koymuşlardı. Allah'ın eli onların eli üzerinedir. Yani nasıl Efendimiz aleyhissalatü vesselamla anlaşma yapmak, Allah ile anlaşma yapmak manasına geliyorsa, Allah'ın Resulünü aldatmaya çalışmak da Allah'ı aldatmaya çalışmak manasına gelir. İmam Zeccac bu manayı tercih etmiş ve demiş ki, münafıkların aldatmaya çalıştıkları zat Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam vellezine amenu ve müminlerdir. Allah'ın kendisi değildir. Çünkü Allah huda yapılamaz. İkinci görüş ise buradaki murad-ı ilahi Allah'ın kendisidir. Evet, Allah aldatılamaz. Allah huda yapılamaz. Cenab-ı Hakk'ın buradaki ifadesi onların zanlarına göre konuşmasıdır. Onların yapmaya çalıştığını Cenab-ı Hak böyle buyurmuş. Onlar Allah'ı aldatıyorlar. Yani onlar Allah'ı aldattıklarını zannediyorlar. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ. Onlar Allah'a ve iman edenler huda yapıyorlar, aldatıyorlar. وَمَا يَخْدَعُونَ. Onlar aldatmıyor, illa enfusahum, ancak kendilerini aldatıyorlar. Ve ma yeşurun, ve onlar bunu hissetmezler. Şimdi bu ayet-i kerime hakkında çok izahlar var. Şöyle başlayalım, yavaş yavaş gidelim. Yuhadi'un Allah, onlar Allah huda yapıyorlar. İki farklı mana verilebilir dedik. Birincisi, onların aldatmaya çalıştıkları zat Allah'ın Resulüdür aleyhissalatü vesselam. Lakin Cenab-ı Hak Resulünü aldatmayı kendini aldatmaya çalışmaya benzetmiş. Bu sebeple Allah'ın Resulünü aldatıyorlar zikretmeyip onlar Allah'ı aldatıyorlar buyurmuş. İmam Zeccac'ın tercihi. İkinci görüş, ki bu görüşten de farklı manalar çıkıyor. Onlar Allah'ı aldatıyorlar. Yuhadiune. Yuhadiune. Arapça'da bu mufale babından gelmiş bir kelime. Mufale babının özelliği şu: bir fiilin karşılıklı yapıldığını ifade eder. Mesela biz gatele desek mana öldürmek olur. Ama gatele fiilini mufale babıyla ifade edip gatele desek mana savaşmak olur. Karşılıklı bir öldürmek. Yuhadi'unallah. Mufale bab. Bu fiilde bir iştirak var, bir ortaklık var. Onlar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Bu aldatma ve hud'ada münafıklar ve Allah karşı taraf. Onların hud'ası kalpte olmadığı halde iman, dille iman ettiklerini ikrarsa, peki Cenab-ı Hakk'ın onlara karşı hudası ne? Yine iki farklı görüş var. Birinci görüş, buradaki yuhadi'une mufale babındandır. Ama işteşlik, ortaklık ifade etmez. Mübalağa için gelmiştir. Yani onlar Allah'ı çok çok aldatmaya çalışıyor.
Ama ikinci görüş daha güzel. Allah'ın hudası. Eğer iştirak varsa onların hudasına mukabil Allah'ın hudasını beyan etmek lazım. İbn Abbas Hazretleri beyan ediyor. Ayet-i kerime ile sabit, Cenab-ı Hak mahşer günü, hesap günü müminlerin eline bir nur verecek. Nurum yes'a beyni eydim diyor Allah. Onların nuru, onların önlerini ve arkasını aydınlatacak. Hatta diyor ki İbn Abbas Hazretleri, iman ve amele göre bir aydınlık olacak. Kimisinin nuru sadece ayağının önünü aydınlatacak. Kimisinin nuru ise bir şehir kadar mekanı aydınlatacak. Bulabilirsem tam da geçtiği yeri. Öyle bir nur ki ama bu, şehir kadar bir mekanı aydınlatsa da sadece nurun sahibine fayda verecek. Karanlık bir mekan. Kafirler karanlıkta kalacak. Önlerini göremeyecekler. Hadis suresi Cenab-ı Hak buldurdu. Yevme taral mu'minine vel mu'minat. Sen o gün mümin erkekler ve mümin kadınları görürsün. Yes'a nuruhum beyne eydime bi eymanihim. Nurları onların önünden, arkasından, sağından ve solundan onları takip eder. Büşrakumul yevm, onlara nida edilir. Sizlere bugün müjdeler olsun. Cennetun tecri min tahtiyel enhar, altından ırmaklar akan cennetlerle. Atladım ayet-i kerimeyi. Yevme yegulul münafigune vel münafigat. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar der ki, lillezine amenu, iman edenlere, unzuru, bize bakın da, nektebis min nurikum, sizin nurunuzdan biraz alalım. İbn Abbas Hazretleri diyor ki, Cenab-ı Hak müminlere verdiği nur gibi münafıklara da bir nur verecek. O nur ile münafıklar kendi önlerini aydınlatacaklar. Sağlarını, sollarını aydınlatacaklar. Münafıklar kendi kendilerine diyecekler ki, bizim münafık olduğumuz anlaşılmamış. Bizi mümin zannettiler. O nur ile ta sıratın başına kadar giderler. Nur orada söner. Ve onlar karanlıkta sıratı geçmeye çalışırlarken cehenneme düşerler. İşte diyor İbn Abbas Hazretleri, Allah'ın münafıklara karşı hudası budur. Münafıkların hudası kalpte olmayan imanı dil ile söyleyip Müslümanları aldatması ve Allah'ı aldatmaya çalışmaları, Allah'ın hudası da onlara bir nur vermesi, onları sıratın başına kadar bu nur ile yürütmesi ve sıratın başında onları ebedi karanlığa mahkum etmesi. Adi İbn Hatim Hazretlerinden nakledilmiş bir hadis-i şerif daha var. Bu da hud'a olabilir. Hud'a. Çok güzel bir hadis-i şerif. Efendimiz buyurmuş aleyhissalatü vesselam, yu'meru yevmel kıyameti binasin minen nasi ilel cennet. Kıyamet günü insanlardan bir kısım insanlara cennete gitmeleri emredilir. Onlara kalkın, gidin cennete denilir. Onlar kalkar o mahşerin o şiddetli anında.
O şiddetten kurtulmak ne demek ya? Peygamberlerin nefsi, nefsi dediği bir zaman ve mekandan kurtulup cennete gideceksin. Hatta izâ denev minha, onlar cennete yaklaşırlar. Cennet gözükür. Ve nazahû ileyha, cennete bakarlar. Ve stanşagû gâhiyeteha, cennetin kokusunu koklarlar. Ve subhanallah. Ve ilâ mâ e'addallâhu li ehliha, ve Allah'ın cennette ehli cennete hazırlamış olduğu nimetleri görürler. Düşünün şimdi yani. Cennetin ağaçları gözüktü, pınarları gözüktü, köşkleri, hizmetçileri gözüktü. Yani bir adım atabilseler cennetteler. Gamın, hüznün olmadığı bir diyar. Tam bu hengamda onlar cennete girmenin heyecanını yaşarken nudu, nida edilir. Enisrifuhum la nasibe lehum fiha. Enisrifuhum, onları çevir. La nasibe lehum fiha, onların cennette nasibi yoktur. Subhanallah, subhanallah. Efendimiz diyor ki aleyhissalatu vesselam, feyerci'ûne bihasre, onlar öyle bir pişmanlıkla, öyle bir hasretle, üzüntüyle dönerler ki, ma raca'el evvelûne bimisliha, onlardan önce kimse öyle bir pişmanlıkla dönmemiştir. Cenab-ı Hakk'ın hudasına bakın işte. Hudaya bak. Feyagulun, onlar derler ki ya Rabbena, ey Rabbimiz, lev edhaltenen nâre gable en turiyena ma agaytena min sevabik ve ma a'dette fîhâ li evliyâik kâne ehvene aleyna. Ey Rabbimiz, böyle derler. Sen bize göstermiş olduğun, müminlere vereceğin o mükafatı ve müminler için hazırlamış olduğun o nimetleri bize göstermeden önce bizi ateşe soksaydın, kâne ehvene aleyna, o bize daha kolay gelirdi. Cehennem o zaman bizi bu kadar yakmazdı. Ama cenneti gördükten sonra, cenneti kokladıktan sonra, cennet nimetlerine baktıktan sonra artık cehenneme nasıl dayanılır? Cenab-ı Hak onlara der ki, zâlike arattu bikum. Evet, ben sizin için bunu istedim. Küntüm halavtum bi bağastumuni bil azâim. Cenab-ı Hak şimdi onlara kusurlarını, günahlarını sayıyor. Küntüm iz halavtum bi, siz ne zaman benimle baş başa kalsanız, bağastumuni bil azaim, ancak karşıma büyük günahlarla çıktınız. Ve izâ lagîtumun nâse, lagîtumuhum muhbitîn, turâûnen nâse, بِخِلَافِ مَا تُعْتُونِ مِنْ قُلُوبِكُمْ. İnsanlarla karşılaştığınız zaman mütevazi oldunuz, alçak gönüllü oldunuz. Kalbinizde bana gösterdiğinizin, yani o kibrin tam tersiyle onlarla mülaki oldunuz. İnsanlarla mütevazi ama bana karşı mütekebbir oldunuz. Hiptumun nas, insanları heybetli bildiniz. Ve lem tahabuni, ama benim heybetimden gaflet ettiniz. Benim heybetimi bilemediniz. Ecleltumun nas,
insanları büyük, celil, azametli bildiniz. Ve lem tucilluni, benim celalimden gaflet ettiniz. Ve taraktum linnas, insanların ayıpladığı şeyleri terk ettiniz. Ve lem tetrukuli, ama benim için, benim bir nehyettiğim şeyi terk etmediniz. Fel yevme, işte bugün, uzigukum elimel azab, ma ma harramtuk minessevab, sizi sevaptan, yani mükafattan, cennetten men ettiğim gibi, cenneti size haram kıldığım gibi, size bugün elim bir azap ile azap edeceğim. İşte Cenab-ı Hakk'ın münafıklığa hudası. Onları cennete koşturmak, cenneti göstermek, kokusunu hissettirmek, daha sonra cennetin kapısından onları döndürüp cehenneme atmak. Yuhadi'un Allah, onlar Allah'a huda yapıyor. Allah da onlara huda yapacak. Vellezine amenu, ve onlar müminlere de huda yapıyor. Evet, müminler de onları mümin zannederdi, bilmezdi münafık olduğunu. Onların cenaze namazlarını kılarlardı. Evet. Ve subhanallah, ve subhanallah. Ve ma yahdauna illa enfusahum. Allah'ı aldatmak mümkün mü? Onlar ancak kendilerini aldatıyorlar. Yani yapmış oldukları bu aldatmanın zararı ancak kendilerine dönecek. Onlar ancak kendi nefisleri aleyhinde çalışıyorlar. وَمَا يَشْعُرُونَ يَشْعُرُونَ, Kur'an'da çok geçer. Şuur, his ile idrak etmektir. Lugat karşılığı bu. His ile idrak etmek. Yani beş duyu organı ile eşyayı tanımak. Şuur bu. Hayvanda da şuur var. وَمَا يَشْعُرُونَ, onlar şuur etmez. Tamam. İnsan olamaz. Hayvan olabilir mi? Hayvan da olamaz. Niye? Çünkü hayvanda şuur var. Hayvanda his ile idrak var. Peki وَمَا يَشْعُرُونَ ne demek? Onlar ancak cemadattandır. Onlar ancak cemadattandır. Cenab-ı Hak öyle buyurmuş zaten, değil mi? وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ, yemin olsun ki cinleri ve insanlardan birçoğunu cehennemde toplayacağız. Cehennemle onunla yayacağız. Cehenneme atacağız. لَهُمْ قُلُوب, onların kalbi var. لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, o kalp ile düşünmüyorlar. وَلَهُمْ اَعْيُنْ, onların gözleri var. لَا يُبْسِرُونَ بِهَا, onun ile görmüyorlar. Ve lahum azan, onların kulakları var. La yesmeune biha, onunla işitmiyorlar. Ülâke kel en'am, onlar hayvanlar gibi. Hayvanlar gibi. Bel hatta hum edal, hayvanlardan daha da aşağıdır. Niye? Çünkü hayvan gözüyle görür, kulağıyla işitir. Cenab-ı Hak ve ma yeş'urun diyerek münafıkları cemadat seviyesine indirmiştir. Onlar hayvanlardan da aşağıdır. Kendisinde hiçbir his ve idrak bulunmayan cansız varlıkların mertebesindedir. Burada kalalım. İnşallah buradan devam ederiz. Ama mana bir daha dikkat kesilelim. Ve minen nâsi men, onlardan öylesi var ki yegûlu âmennâ billâh ve bil yevmil âhir, der ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Ve mâ hum bi mu'minîn, halbuki onlar asla iman ediciler değildir. Yuhâdi'ûnallâh,
وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'a karşı ve iman edenlere karşı huda yapıyorlar, aldatıyorlar. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Halbuki onlar sadece kendilerini aldatıyorlar. وَمَا يَشْعُرُونَ Ama onlar bunun farkında değiller. Çünkü onların his ile idrak etme yetenekleri de yok. Onlar cemaat mertebesindedirler. Cenab-ı Hak böyle olmaktan ve böyle olanların şerrinden bizleri muhafaza etsin. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tekabbel minna bi hurmetin Fatiha. Thank you.